Ve Haniye suikastıyla yetinmeyen İsrail hem Gazze'de hem de Lübnan'da katliamlarını sürdürüyor. Herkesin aklında tek bir soru var. Savaşı kim başlatacak? Genelkurmay Başkanı Halevi yeni hedeflerinin Yahya Sinwar olduğunu açıkladı. Tel Aviv adına itirafta bulunan isim ise emekli bir general. Sözleri çok çarpıcı. İsrail Amerika olmadan ne İran'ı ne de Hizbullah'ı yenebilir. Zafere doğru yürüyoruz. Sizden tek ricam sabırlı ve sakin olmanız. Hem savunma hem de saldırı için hazırlıklıyız. Netanyahu her duruma hazırız dedi ama itiraf emekli bir generalden geldi. İsrail'in bölgesel savaşta ayakta kalması tamamen Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı. Ordunun ne İran ne de Hizbullah'ı yenecek gücü var. İşgal ordusu Gazze'de kan dökmeye devam ediyor. Öldürdükleri Filistinlilerin evlerini bile yerle bir ediyorlar. Uluslararası yardım kuruluşları da bulundukları toprakların kaderinden kaçamıyor. Gazzelilerse bir kap yemeğe bir yudum suya hasret. İki evladını şehit veren babanın durumundakilerse akıl sağlığını korumaya çalışıyor. Kassam Tugayları kısıtlı imkanlarıyla işgal ordusunu avlamayı sürdürüyor. Son görüntü Siccil bombalarının hedefi olan İsrail askerlerine ait. Dünyanın asıl endişesi savaşın yeni cephesinin İsrail-Lübnan olarak resmileşmesi. Nasrallah Lübnan'ın çok büyük bir bedel ödemesine neden olabilir. Neler olacağını hayal bile edemezler. Orta Doğu'nun neresinde olursa olsun hızlı saldırılar düzenlemeye hazırız. Nasrallah İran'la eş zamanlı misillemeyi beklemezse Washington'un Tahran yönetimini sakinleştirme çabaları boşa çıkabilir. Saldırılar sonrasında İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu söylediniz. Neden İran'ın böyle bir hakkı yok? Kıyaslama yapmak istemiyorum ama konuk evi vuruldu. Burada İran'ın egemenliği ihlal edildi. Haniye'yi İran'ın kalbinde hedef alan Tel Aviv'e yapamadıklarını Tahran'a yapıyor Amerika. Ne demek istediğini anlıyorum. Fakat bunun bölgedeki kimseye bir faydası yok. İran adımlarını düşünerek atmalı. Çünkü bölgedeki olayların kontrolden çıkma riski var. İran geciktirse de Haniye'nin intikamını alacağı söyleminden geri adım atmıyor. Yahya Sinwar'ı bulacağız, vuracağız ve Hamas'ın liderini bir kez daha değiştirmek zorunda bırakacağız.